son gecem oldu ufkumda. Acı bir hatıra kaldı ruhumda. Bir değil bin defa sabah olsa da, o gece bir daha unutulur mu? Çırpınıp durdum hep mutluluk için. Bu kadar şanssızlığı bilmem ki niçin. Uğrumda dökülen her damla için. Anladım o güne unutulur. Baba. Murat'ı. Baba. Hey koçum benim. Hadi bakalım doğru eve. Selim. Hoş geldin. Bitti mi? Bitti. Ama gördüm ki senin çilen bitmemiş. Koca kız olmuş Leyla'mız. Kundaktaydı sen mapusa düştüğünde. Bana neden söylemedin Seher? Sefalet çektiğinizi neden anlatmadın? Ne faydası olurdu Selim? Daha beter üzülecektin. Ben mapusa boşuna mı girdim? İstedim ki rahat edin. Karnınız doysun. Namerde muhtaç olmayın. Olmadık Selim. Ben çamaşır yıkadım. Aslanoğlun öte biri sattı, geçindik. Abbas'ın sana yardım etmesi lazımdı. Para yollayacaktı. Yollamadı mı? Uğramadı bile. Arayıp sormadı. Nankör, kalleş. Anlaşmıştık onunla. Suçu üzerime almıştım. Aileme bakacaktı. Yardım edecekti. Abbas'ın kirli ekmeğini zaten kabul etmezdim Selim. Dürüstlüğü sen öğrettin bize. Unut artık Abbas'ı. Unutmak mı? Çektiğim acıların, mapustaki senelerimin acısını çıkartacağım ondan. Delirdin mi Selim? Aklım başımda. Abbas'tan hakkımı zorla alacağım. Bizi hiç düşünmüyor musun? Ne oluruz Selim? Daha beter sefil oluruz. Artık gücüm kalmadı. Kim bakacak bana, çocuklarıma? Tabancayı bırak baba. Ver onu bana. Senin için annem her gece ağladı. Bu evde hep gözyaşı aktı baba. Üzme artık bizi. Ne olur ver tabancayı. Abbas Allah'ından bulsun, uğraşma onunla. Gidip yalnızca konuşacağım. Belki insafa gelir. İşsizim, sabıkalıyım. İş bulmak zor Seher. Başka çarem yok ki. Meraklanma, üzülme. Hemen dönerim. Ne yapıyorsun oğlum? Tabancayı gömüyorum baba. Yeter artık. Bir katilin oğlu olmak istemiyorum. Hı,
Seninle gurur duyuyorum oğlum. Söz ver baba. Yemin et. Bu tabancayı almayacaksın. Söz veriyorum. Yemin ediyorum oğlum. Almayacağım. Geçmiş olsun Selim. Bravo. Demek nihayet beni hatırladın ha. Biz dostumuzu unutmayız. Ailemi unuttun ama. Onları aç perişan ettin. Kavlimiz böyle miydi? Para verecektin. Bakacaktın onlara. Benim anlaşmam senleydi. Senin yerine hapse ben girdim. Karşılığında ailemi rahat ettirecektin. Enayi değilim ben. Ailene yardım etseydim şüphe çekerdim üstüme. Geçti gitti işte. Ailen ölmedi ya. Fazla uzatma. Yarı aç yaşadılar. Acı çektiler ama. Uzatma dedim. Hakkımı versen de. Çaresizim, işsizim. Öyle mi? Vermezsem ne yaparsın? Hiçbir şey yapamam. Sen güçlüsün. Ben bir hiçim. Rica ediyorum. Paramı ver Abbas. Ha şöyle. Yola gel işte. Sana koltuk çıkacağım Selim. Ama önce şu ayakkabılarımı parlatacaksın. Ne oldu? Gururuna mı dokundun? Hem ekmek direniyorsun hem de gurur meselesi yapıyorsun. Yapmıyorum. Gurur meselesi yapmıyorum. Evlatlarına ekmek yediremeyen bir babanın gururu mu olur? Peki. Ayakkabılarını sileyim Abbas. Aferin. Sana bir tezgah kuracağım Selim. Al şu an milliyi. Git kendine bir boya sandığı al. Alay ettin benimle. Sen bir köpeksin. Aptal! Beni yaktın. Sen de yanacaksın. Bana geleceğini biliyordum. Hazırlıklıydım buna. Sen aptalsın. Dokunmayın gitsin. Elleme aptal. Benim adım Şeytan Abbas. Düşündüğüm melanet şeytanın bile aklına gelmez. Benim asmım kim? Deli Haşmet. Ama onunla barıştın ya abi. Deliden dost olmaz. Hem Haşmet'ten hem de Selim'den kurtulacağım. Nasıl abi? Bu silahla. Ona kurşun ikram edeceğim. Üzerinde Selim'in parmak izleri var. Haşmet mezara, Selim de tekrar hapishaneye. Dükkanda pek iş yok. Yeğenimle ben idare ediyoruz. Ama arkada bir oda var. Bazı geceler ufak tefek oyunlar olur. Erkete yaparsan sana da ganyotodan 3-5 çıkarırım. Bir zaman böyle idare edersin. Sonra içeri manoya alırım seni. İleride bakarsın sana da bir tezgah kurarız. Ha ne dersin? Ne diyeceğim? Sağ ol derim be Rufat. İçeriden yeni çıktın. Ters olsundur. Şunu al.
Akşam oyun var. Onda burada ol. İçine sağlam giy ha. Sokakta üşütmeyesin. Yerim sağ ol. Erkeğin ekmeği bereketli olurmuş, tatlı olurmuş Selim. Kıymaya param yetişmedi hanım. Tasa mı kocacığım? Bol soğanlı patates yemeği yaparım. Patates kızartması da yap anne. Onu da yaparım oğlum. Ben de kocaman bir bebek isterim babacığım. Olur güzelim. Her şey sırayla. Babanız iş buldu artık. Sıcak aşımız olacak her gün. Murad'ım da okuluna gidecek. En çok Murad'a seviniyorum. Ekmek parası için okulu bırakmıştı. Bitti karıcığım. Kötü günlerimiz bitti artık. Şu karanlık yuvamıza güneş doğacak bundan sonra. Ver bana bakayım. Yok, ölmemiş. Kolu çıkmış. Şimdi yerine takarım, canlanır yavrum. Sana naz yapıyor Hınzır. Sen de Leyla'yı baş tacı ettin Selim. Annem seni kıskanıyor baba. O ne biçim laf oğlum? Bir anne kocasını evlatlarından kıskanır mı? Sizler bizim canımızsınız. Bebeğim iyileşecek değil mi babacığım? Acele etme yavrum. Kolunu bir takabilsem... Tabii, iyileşecek güzelim. Sen dur bakayım, ben bakarım. Al şuna bak kızım. Polis! Hayrola? Selim Yüceer, sen misin? Evet, benim. Emir aldık. Bizimle müdüriyete kadar geleceksin. Neden? Nedenini orada öğrenirsin. Neden ama? Soru yok. Bir dakika. Suçsuzum Seher. Merak etmeyin, geri döneceğim. Eğer suçluysan esas bizi öldürmüş olursun Selim. İnan ki suçsuzum. Söyle bakalım, Haşmet'i neden öldürdün? Ben öldürmedim. Bahsettiğiniz adamı Haşmet'i tanımam bile. Neden öldüreyim onu? Silahta senin parmak izin var. Bilemiyorum. Nasıl olur bilemiyorum. Ben katil değilim. Hep öyle derler zaten. Evrakı hazırlayıp suç delili silahla birlikte savcılığa sevk edeceğiz seni. Ne diyorsun? Burada mı konuşacaksın, orada mı? Yazdım ya, dilekçe yazdım. Hiçbir şey yok. Tek bir cevap yok.
Hayır, hayır. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun evlat. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ geçmiş ol. Olsun abi. Geçmiş olsun kardeş. Sağ ol. Çay yap baba. Geçin bakayım şöyle. Sen de geç. Allah kurtarsın. Sağ ol. Eşyan, yatağın falan yok mu? Yok. Hiçbir şeyim yok. Çok garip. Deli Haşmet gibi birini vuran adam parasız olmamalı. Onu ben vurmadım. Bak koçum, burası mahkeme salonu değil. Cezayı yedin, iş bitti. Niye inkar ediyorsun? Doğruyu söylüyorum. Abbas'ın tuzağına düştüm. Yoksa şeytan Abbas mı bu dediğin? Evet o. Anladım. Annemi istiyorum. Ağlama kardeşim, şimdi gelecek. Ya ne zaman? Gelecek, bize mama getirecek. Hadi ağlama. Babamı da istiyorum. Babam da gelecek. Mamalar getirecek. Yalan söylüyorsun. Kandırıyorsun. Gelecek diyorsun. Ne zaman gelecek? Yok, ikisi de gelecek. Ağlama Şahin. Yalvarırım inan bana. Ben katil değilim. Ben inanmışım. Ne fark eder Selim? Oğlumuz büyük adam gibi. Sana hınçlı. Benim babam öldü anne dedi. Seni görmek istemedi. Bu acı beni öldürmez mi? Sen yaşamalısın Seher. Çocuklarına kanat germelisin. Ben çaresizim. Acıdan katılaşmışım. Can derdinde değilim. Sizin ekmeğinizin derdindeyim. Müdür sağ olsun atölyede çalıştıracak. Size para gönderir. Üzülme artık. Elden ne gelir? Ben de çocuklarının anasıyım. Onları aç bırakmam Selim. Ne pahasına olursa olsun aç bırakmam. Veresiye veremem artık. Bak hesabın iyice kabardı Seher Hanım. Hepsini ödeyeceğim Bilal Efendi. Bir kuruşun kalmaz bende. Bu masalları çok dinledim ben. Parayı nasıl buldun anne? Baban vermişti. Keşke bakkalın borcunu ödeseydin anne. Bu sabah bana gene söyledi. Alacağını istedi. Tamam oğlum. Ye şimdi, karnını doyur sen. Al kızım. Al. Seni gören de fıttırmış sanır. Durmadan o bebek kolunu öpüp kokluyorsun. Evladımın kokusu var Zeynel. Bu hasret beni deli edecek. Onları bir daha görebilecek miyim? Laf mı seninki? Yengeye söyle, alsın getirsin ziyarete. Oğlum beni görmek istemiyormuş. Benim babam öldü demiş. Bak kerataya, kızma ama senin oğlun da nankörmüş be kardeş. Öyle konuşma. Beni katil sanıyor. Yaşı küçüktür ama... delikanlı çocuktur benim muradım. Anasına, acısına sahip çıkacaktır. Hadi renk renk kalemlerim var. Yok mu meraklısı? İster misin bey amca? Renk renk kalemlerim var. Hadi 3 tanesi 100 lira. İstemez misin bey abi? Yok mu meraklısı? 3 tanesi 100 lira. Renk renk kalemler. İster misiniz bey amca? Yiyeceğim bitti galiba. Evet bitti. Al şu torbayı. Geç şöyle, gir içeri, arkamdan dolaş. Şu masanın üzerinde senin için her şeyi hazırladım. Ne istiyorsan al. İşte şurada. Annem ne zaman gelecek abi? Gelecek kardeşim. Sana mama alacağım. Hadi gel kocam, edeyim de anladım. Bana katilin oğlu diyorlar. Murat! Murat! Leyla! Murat!
Annemi istiyorum. Ağlama ama. Cici kızlar ağlar mı hiç? Annemi istiyorum. Annem nerede? Ağlamak sana hiç yakışmıyor. Hem ağlamazsan sana çikolata alırım. Sen burada uslu uslu otur, tamam mı? Hadi al. Çabuk gel abi. Ben burada yalnız korkarım. Ah çok şükür buldum. Ah, evladım, aramadığım yer kalmadı seni. Annem meraktan öldü. Sus, ağlama ağlama, eve götüreceğim seni. Hadi gel benimle. Abi. 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 Leyla. Leyla. Neredesin? Leyla. Leyla. Erkekler ağlar mı delikanlı? Benim yüzümden oldu. Parkta çikolata almaya gitmiştim. Birden yok oldu. Dur hele dur. Ağlamayı bırak. Hemen eve git. Anneni babanı yolla bana. Babam hapiste. Annem yok. O çoktan öldü zaten. Peki ama nerede yatıp kalkıyorsun? Bütün sokaklar benim evim komiser amca. Allah Allah. Kaç yaşında kardeşin? Kardeşim 3,5 yaşında. Ali. Buyurun başkomiserim. Çocukla gidip arayın her yeri. Kardeşini bulsanız da bulmasanız da gene bana getir. Başüstüne komiserim. Gel yavrum. Hasan. Buyurun efendim. Sen de civar karakollara telefon et. Bağ üstüne. Durumu bildir. 3,5 yaşlarında kız çocuğu. Adı Leyla. Bağ üstüne efendim. Hayrola Selim? Ne oldu? Bir rüya gördüm. Kabus gibi bir şey. Yemek yiyorduk sofrada. Karım Murat... Küçük kızım Leyla. Birden evin damı çöküverdi masanın ortasına. Hepimiz bir yana savrulduk. Kapkara oldu her taraf. Bağırışmalar, feryatlar duyuyordum. Ama erişemiyordum onlara. Dipsiz bir kuyunun derinliğine doğru sesler uzaklaşıyordu. Sonra duyulmaz oldu. Yırtıp karanlıkların... Evet. Karanlığı yırtıp onları bulmak istiyordum. Sanki olduğum yere çakmışlardı beni. O kabusla uyandım. Hayırdır inşallah. Rüyaları terse yoracaksın. Karanlık aydınlık sayılır. Gel. Her yeri aradık komiserim. Ne bir haber var ne bir iz. Zavallı kardeşim. Nerededir kim bilir. Benim de bir oğlum vardı. Yaşasaydı sen yaşlarda olacaktı. Karım da ben de... acısını hala unutamadık. Bu iki acılı insana evlat olup... acılarını unutturmak ister misin? Ben sana baba olurum, karım da ana. Kardeşini de ararız, buluruz elbette. Onu da alırız yanımıza. Ya bulamazsak? Buluruz, buluruz. Bir yerlere kaçmış oynuyordur.
Tabii, tabii bulurlar. Bizim görevimiz bu. Komiser amca. Amca değil, baba. Allah Allah! Ulan manyak karı! Bu başımıza bela mı aldın? Aa, para için kocacığım. İnsanlar kadınla çocuğa daha çok sadaka veriyorlar. Anladın mı güzel kocacığım? Ulan cin gibi karısın. Hadi rakı sofrasını hazırla. Şu veleni de sustur bakalım. Hemen kocacığım. Kız! Kız! Bak buraya! Kes bakayım sesini! Bir daha zırlarsan gebertirim seni. Kes dedim sesini, sus! Sus gezelim peki seni, sus! Allah bana bak, sus diyorum sana, etlerini kopartırım, haberin olsun. Kes dedim, kes tırlamayı! Ağlarsa iğneli fıçıya atarım seni, haberin olsun. Sus! Şarkın sanki bir kurşun be Selim. Adamın yüreğini kavuruyor. Yürek mi kalmış bizde? Yanmışız, kül olmuşuz. Bu acılar nasıl öldürmüyor beni şaşıyorum. Allah sabrını da acıyla veriyor kardeş. Benim sabrım, tesellim ailemdi. Kaç zaman oldu onlardan haber alamadım. Alırız. İnşallah alırız. İnşallah. Hanım kapı. Bakıyorum bey. Aman kimin paşası gelmiş. Canım benim, aslanım benim, bir tanem. Oh, oh, koçum benim, çok iyi dereceyle bitirdin ha. Aferin sana. Sayenizde baba. Senin içinde cevher vardı canım benim. Daha ne diplomalar alacaksın? Okuyacak benim oğlum.
Karar verdin mi Murat? Verdim baba. Ben de senin gibi polis olacağım. Canım. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Olsun. Eyvallah baba. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun abi. Sık sık yoklarım seni. Yalnız komam burada. Çıkınca nerede bulurum seni? Ben seni bulurum. Karını ve çocuklarını arayacağım. Bulursam himayeme alacağım. Sana da durumu yazarım. Sağ olasın. Bana bu iyiliği yaparsan... Biz kardeşiz artık. Senin karın benim bacım, çocukların yeğenlerim. Bunu böyle bil. Çıkınca görüşürüz. Allah kurtarsın. Sağ olasın. Söylesene be. Neler yazıyor? Ay meraktan çıldıracağım vallahi. Okulu teşekkürle bitirmiş. 3 güne kadar diplomasını alıp geliyormuş. Ah, desene bey. Bir komiserden kurtuldum derken başka bir komiser çıktı başıma. Biz emekli olduk, o komiser oldu. Yani milletin bekçiliği görevini yeni nesle teslim ediyoruz. Vay kardeşim, geçmiş olsun. Sağ olasın. Oo, seni çok iyi gördüm. Sayende. Gel aramızda. ne oluyor ya? Ne yapıyor bu adam böyle? Korkma, tabutçu değil. Terzi. Aram Usta çok iyi terzidir. Benim bütün elbiselerim o değil yani. Güzel bir şey olsun ha. Doğru ya. Allah Allah. Şart olsun aramadığım yer kalmadı Selim. Ne karının ne de çocuklarının izini bulabildim. Sağ ol. Sen elinden geleni yaptın. Onlar da beni öldü biliyorlardır. Ev meselesi ne oldu? Yaşar. Buyur abi. Ne oldu ev işi? Tamam abi. Sahibini bulduk. Eğer abim istiyorsa... İstiyor, istiyor. Gerekeni yapın. 24 saat içinde dayanıp döşenmiş olacak. Tamam abi. Orada ne yapacaksın merak ediyorum. Bütün geçmişim, anılarım orada. Aklımca evi döşedim ama gene de bir şeye benzetemedim kardeş. Ben bu evde ailemle yaşadım Zeynel. Her birinin ayrı bir hatırası var burada. Tamam kardeş. Ama bu evde şimdi nasıl yaşayacaksın? Umutlarımla, hayallerimle yaşayacağım Zeynel. Umut kapım burası. Ocak tüssün, ailem geri gelsin istiyorum. Tek başına çıldırırsın burada. Tek başına sayılmam. Anılarım var burada. Bu evde her şey bana ailemi hatırlatıyor. Her birinin ayrı ayrı kokusu var. Anladım kardeş. Şimdi biraz da iş konuşalım. Tezgahı hazırladım. Geçersin başına, parayı götürürsün. Ne iş yapacağım? Benim ortağımsın. Bir tır aldım senin için. 3-5 de bıçkın veririm yanına. Ufak ufak başlar, kazandıkça borcunu ödersin. Tamam mı? Ben büyük araba kullanamam bu yaştan sonra. Ne araba kullanması be kardeşim? Sen büronda oturacaksın. İşi çocuklar halledecek. İşi öğrenene kadar ben yardım ederim. Öğrenince de kendi başına yürütürsün. Anladım. Kaçakçılık. Bu işin ağları var. Bana yedirmezler be Zeynel. Ağa benim. Bana karşı çıkmak kimin haddine?
Sen şimdi yengenin bir resmini ver de çoğaltıp çocuklara verelim. Arasınlar her yerde. Bulabilirler mi? Her yerde adamımız var. Yaşıyorlarsa mutlaka bulurlar. Emrin başım üstüne Zeynel Bey. Önce beyi bir deneriz, tamam mı? Ben birini tavsiye ettim mi, o denenmiş demektir. Tabii abi, öyledir. Aferin. Neye ihtiyaç var? Elektronik eşya olursa iyi olur. Oldu. İlk partiyi haftaya getirecek. Sana bildirince yıkacağı yeri söylersin. Aslanım, koçum benim. Ne de yakıştı yavruma. İnşallah iyi bir göreve verirler. Hadi bakalım gidelim. Sen de mi geleceksin baba? Elbette. Arkadaşları özledim. Ben de onları görmüş olurum. Al canım. Al Esmalkan. Hadi, hadi hoşça kal hanım. Güle güle canlarım benim. Allah'ıma çok şükür. Hamdolsun bu günleri gösterdi bana. Alın savcılığa teslim edin. Başüstüne. Anne seni bakkalla gördü. Canlan biraz, elini çabuk tut. Yaşayın çocuklar. Çok güzel. Başardın kardeşim. İlk malın boşaldı. Para oluk gibi akar artık. Neye yarar Zeynel? Para sevdiklerimi geri getirebilir mi? Say ki öldüler be kardeşim. Daha ölmedim ben. Benim adım Şeytan Abbas. Zeynel de kimmiş? Piyasaya ele geçirdi abi. Bizim müşterileri kaptı. Akıl vermek gibi olmasın ama işi ara verelim derim abi. Olur mu lan? Şeytan Abbas pes etti dedirttirir miyim? Büyük bir iş tezgahladım. Bitirirsem kimse karşımda duramaz o zaman. Bazı arkadaşlarla konuştum. Polise bir kurban vereceğiz. Abbas da karar kılındı. Çiçeklerim var. Mis kokulu çiçekler. Bir çiçek almaz mısın beyim? Mis kokulu taze taze çiçeklerim var. Bir çiçek almaz mısınız beyim? Mis kokulu çiçekler taze. Bir çiçek almaz mısın? İstemem teyze. Şeyin... Olsun, sevgiline verirsin. Sevgilim yok ki benim. Al bir tane ne olur. Alıver şunu. Çiçeğin? Kalsın teyze, istemez. Vakit geldi. Dikkatli ol yavrum. Kaçakçılar acımasızdır. Polis anası olmak ne zormuş. Yüreğim kıpır kıpır. Bir zamanlar babam için üzülürdüm. Emekli olunca ne kadar sevinmiştim. Şimdi onun yerini sen aldın. Yürek çarpıntılarım yeniden başladı. Merak etme anne. Kendimi korurum. Allah'a ısmarladık. Dikkat et yavrum. Allah'a emanet ol benim güzel oğlum. Teslim olun! Kıpırdamayın! Atın silahlarınızı! Her tarafınız sarıldı, kaçamazsınız! Teslim olun! Gazeteleri okudun mu? Abbas küllüm oldu. Adamları tutuklandı. Bütün malına, parasına el kondu. Biliyorum. Okudum. Abbas'ı düşünmüyorum. Her şey boş. İntikam almakta acılar mı dindirmedi?
Of Zeynel kardeş, of. Bulacağız. Çocuklarını mutlaka bulacağız. Yeter yahu. Hadi gidelim artık. Nereye? Diri diri mezara gömüldün. Hayatın tadını çıkartmayı öğreteceğim sana. Yürü. Hadi gidelim buradan. Hadi aç bakayım kapıyı, aç. Bana soyunup beklememi söylediler. Yapamayacağım. Soyunmana gerek yok. Belki inanmayacaksın ama ben de zorla getirildim bu odaya. Bana dokunmayacak mısın? Öyle bir niyetim yok. İstemeden getirildim ve gideceğim. Dur gitme! Yo, ölmemiş yavrum. Kolu çıkmış. Şimdi yerine takarım, canlanır. Neyiniz var? Hasta mısınız? Bu bebeği nereden buldun? O mu? Benim o. Kendimi bildim bileli hiç ayırmadım yanımdan. Dertleşirim. Ağlarım bebeğimle. Tek yakınım bebeğimdir. Anam gibi, babam gibi. Babanı tanıyor musun? Hayal gibi. Sisler içinde bir adam. Küçücüktüm o zamanlar. 3,5 yaşındaydın. Pırıl pırıl saçlı bir melektin. Ağlarken dudakların bir tatlı büzülürdü ki nazlanırdın anacığına. Ninnisiyle uyurken parmağını emerdin yavrum. Nereden biliyorsun bunları? Beni tanıyor musun? Sisler içindeki adamım ben. Kızının, bebeğinin koluyla teselli bulan bir babayım. Bebeğimin kolu bu. Bebeğimin parçası. Evet yavrum. Sen de benim bir parçamsın. Kızımsın, yavrumsun. Babam! Babanın altına atmış kendini. Hayır hayır, taksi çarptı. Şoför kaçtı, ben gördüm. Nerede gördün? Hayır kardeşim, kadın kendini attı arabanın altına. Bir dakika, numarası. Hayır, ben gördüm. Abi sen almadın. Bir şeyler konuşuyorum kendi kendine. Yazık, bir de arabanın altında kaldı. Yok, polis. Ölmüş mü acaba? Bilmiyorum. Öyle yalnız. Çok fena. Bir şey olmuş galiba. Gidip ben bir bakalım. Abimle topu öyle. Çağıralım, polis çağıralım. Gördüm onu. Evet, ben gördüm. Ne derdi çekilin, var? Polis. Dağılın. Çekilin, çekilin. Yazılı öyle yapıyor abi. Cansız bir hali. Yardım edin, hastaneye yetiştirelim. Bir saray alacak kadar paramız var kızım. Ama burayı tercih ettim. Ailemiz bu evde yaşamıştı. Annem de abim de dönseler baba. Tekrar birleşsek. Birbirimize sarılsak. Yıllardır bu özlemle yaşadım yavrum. Bu hasret yaşattı beni. Nasıl doktor? Kendini arabanın altına atıp intihar ettiğine göre psikolojik bir yıkım içinde. Bilemiyorum. İfadesini alıp rapor vermem lazım. Anlatır belki. Belki. Onunla konuşabilirsiniz. Kendine geldi, buyurun. Geçmiş olsun. Kurtuldunuz. Kurtuldum mu? Neden? Sen mi kurtardın beni? Evet, görevim. İyi yaptın. Madalya versinler sana, para versinler. Para söz konusu değil, insanlık. İnsanlıkmış. Nasıl bir insanlık bu? Beni hastaneye taşıdın diye her şey düzelecek mi? Acılarım bitecek mi?
Her gün ölmek daha mı iyi? Acı çekmesinler diye hayvanları bile vururlar. Ben niye yaşıyorum? Ölmek istiyorum. Öldürün beni. Yaşamak istemiyorum. İstemiyorum. Ne biçim kadınmış o? Sen onun hayatını kurtarıyorsun. O sana hakaret ediyor. Beni çok etkiledi anne. Beni de çok kızdırdı. Nankörün tekiymiş. Acı dolu bir kadındı. Söyledikleri doğru şeylerdi. Hayatı kurtuldu, tamam. Ama yaşamı nasıl devam edecek? Haklısın evlat. Önemli olan o kadının acılarına son verebilmek. Başarır mıyım bilemem ama o zavallıyı hayata döndürmek için çalışacağım baba. Sana da bu yaraşır benim aslan oğlum. Ama ne yazık ki yardım edemeyeceksiniz. Çünkü gitti. Gitti mi? Daha doğrusu kaçtı. İyiydi. Sabaha karşı kaçmış. Çantasını almayı bile unutmuş. Nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum. Çantası burada. Belki size yardımı olur. Kadının deli raporu vardı zaten. Bozuk para, anahtar, bir hastane raporu, bir de mektup. Neyiniz var komiserim? Bu mektubu. Ben yazmıştım. O halde kadını tanıyorsunuz. Evet. Yakınınız mı? Annem. Öz annem. İnanılmaz bir tesadüf. Bu mektubu sen yazdın öyle mi? Evet, ben yazdım. Mektup değil, annemin idam fermanıymış meğer. Üzülme yavrum. O zamanlar çocuktun sen. Çocuktum ama mantıklıydım. Acımasız davranmışım. Kendimi düşünmüşüm. Kendini suçlama. Annenin böylesine acı çekeceğini bilemezdin. Bilmeliydim. Annemizdi. Sütünü emdik biz onun. Ekmek yedirmek için canını bile verirdi. Peki ben ne yaptım? Çamurun içine ittim zavallıyı. Bir tekme evladından, bir tekme de kocasından. Yaşamak ister mi bu kadın? Lanet etmez mi kaderine? Kahretmez mi hayata? Canından bezmez mi? Bezmez mi? Anlaşıldı. Ortalıkta görünmeyin. Beni de sakın aramayın. Durdurmak lazım. Bir şeyler yapmak lazım. Hayrola, yine kim kızdırdı seni? Sorma. Bir tırım daha enselendi. Ateşle oynamayı bırak dedim sana. Asıl ateşle oynayan komiser Murat. Göz açtırmıyor bize. Benim gözümü kapatanın hayatını söndürürüm ben be. Malı kimden aldın söyle. Tanımıyorum. Taşımam için çok para verdim. Ben de kabul ettim. Kime teslim edecektin? Bilmiyorum. Gelip alacaklar. Söylediklerine sen de inanmıyorsun değil mi? Ben fazla bir şey bilmem abi. Yalan söylüyorsun. O Zeynel denen kaçakçının emrinde çalışıyorsun. O halde bana neden soruyorsun? Ben Zeynel diye birini tanımam bile. İşe aldığım adam Ali diye biri. Onu da bir kere gördüm. Ama tırın sahibi Zeynel. Olabilir. Biz işçiyiz. Patronlara yaklaşmak ne haddimize bizim? Anlaşıldı. Götür şunu. Yine görüşeceğiz. Şoförümden sorumlu değilim sayın komiserim. Şeytana uymuş zavallı. İnsan kılığındaki bir şeytana mı? Orasını pek bilemem. Adalete karşı boynumuz kıldan ince. Eğer şoförümüzün yaptığından da biz sorumluysak cezamıza razıyız. Pekala, görüşeceğiz. Hoş geldiniz abi.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Kimdi o? Murat. Komiser Murat'tı işte o. Bize kancayı taktı. İşlere ara versek biraz iyi olacak. Sen de onun hedefisin. Kimmiş bu, neyin nesi? Genç bir komiser. Demek bizi küllümeden komiser Murat'mış. Bütün servetimi bu işe yatırmıştım. Mahvetti beni. Bana şeytan Abbas derler. Bunu onun yanına bırakır mıyım hiç? Bu hesap sorulacak. Bana bak. Bu komiser Murat özel hayatında ne yapar, nerelere gider öğren bana. Hadi. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Annemden, abimden bir haber var mı? Yok kızım. Hiçbir haber yok. Alo. Komiser Murat. Kimsiniz? Ha, buyurun doktor bey. Sizi dinliyorum. Size ihtiyacımız var komiserim. O kaçan hasta geldi. Annem yani. Onu bırakmayın doktor bey. Gitmesine engel olun. Çantasını almaya gelmiş. İlle de mektubunu istedi. Oğlu olduğunu söylediniz mi? Bunu siz söyleseniz daha iyi olacak. Kendisi burada. Odamda bekliyor. Bir şeyler yapın lütfen. Oyalayın doktor bey. Hemen geliyorum. Olur. Dedim ya mektup komiserde. Biraz beklersen getirecek. Beklerim. Anne. Seni gördüm. Anamsın benim. Yalan. Mektubun öyle değildi. Oğlum başka türlü yazmıştı anacığına. Haklısın. Başka türlü yazmıştı. Pişman şimdi. O mektubu yazmamak isterdi. 50 taş olsun isterdi. O mektup bizi ayırdı güzel anam. Anam dedin bana. Anamsın. Yalan. Yalan. Yalan değil anacığım. Yalan değil. Oğlunum senin ben. Anamsın. Beni kurtarmak için yalan söylüyorsun. Seni kurtarmak için canımı veririm anacığım. El olsam yapar mıyım bunu? Senin gibi bir ana için her evlat canını verir. Ama ben 10 yaşındayken kardeşim Leyla'yı da alıp senden kaçtım. Seni yapayalnız bıraktım. Acılar içinde. Tek başına. Evet. Oğlumsun sen benim. Oğlum Murat'ımsın. Murat. Oğlum. Anne. Affet beni ana. Yavrum. Affet beni. Al hastanesinde yatan bir kadın var. Sık sık onu ziyarete gidiyormuş. Anasıymış galiba. Güzel. Buyurun babacığım. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ne güzel çiçekler. Sen çiçeklerden de güzelsin. Nasılsın anneciğim? İyiyim yavrum. İyiyim. İyiyim. Evet anne. Ne oldu? Beni buradan çıkar artık. Ben evime gitmek istiyorum. Nereye? Evimize. Hani bizim evimiz vardı ya. Gece konduğumuz. Hı. Sen, ben, baban, küçük Leyla. Eski günlere dönemez miyiz? Ha Murat, Murat'ım. Biz gene dördümüz olamaz mıyız? Olamaz mı ha? Olamaz mı sence? Olur. Elbette olur anne. Bulacağım o evi. Götür beni. Götür evimize.
Aman dikkat et. Hiçbir şey eksik olmasın kızım. Kim bu Zeynel amca baba? İş ortağın mı? İş ortağım, arkadaşım, kardeşim, her şeyim. Annemden, abimden hala hiçbir haber yok değil mi? Yok ama bulacağım. Göreceksin. Gene eskisi gibi hep birlikte olacağız. Buna ben de inanıyorum baba. O kadar acı günlerimiz oldu ki. İyi günler, mutluluk bizim en doğal hakkımız. Öyle. Aa. Baba, dışarıda biri var. Bizim eve bakıyor. Kim bu baba? Komiser Murat. Peki ama ne arıyor? Onu ben de merak ediyorum. Oğlum. Tabancayı gömüyorum baba. Yeter artık. Katilin oğlu olmak istemiyorum. Seninle gurur duyuyorum koçum. Aradığını bulacaksın delikanlı. Ne aradığımı biliyor musun? Biliyorum. Biraz sonra ikimiz de aradığımızı bulacağız. Sen tabancayı, ben de oğlumu. Tabancayı aradığımı nereden biliyorsun? Onu gömerken ben de yanındaydım. Neler oluyor baba? Yıllar önce bir polis bizi ayırmıştı. Bu defaki birleştirecek yavrum. Bu demir parçası babayla oğlu kavuşturdu Murat. Yuvana hoş geldin oğlum. Beni mutlu ettin. Baba. Yavrum babam. Neler oluyor baba? Anlatmayacak mısın? Sana abin anlatsın kızım. Abin mi? Evet. Kardeşim, yıllarca seni kaybetmenin acısıyla yandım. Ama içimde bir his vardı. Sana kavuşacaktım. Seni kaybettiğim güne hep lanet ettim. Ama Allah'tan umudumu hiç kesmedim. Bir de annenizi bulabilseydim. Hay Allah, bir anda aklımdan çıktı. Gidiyoruz. Nereye? Sevinçten her şeyi karıştırdım. Çabuk yeni gidiyoruz. Peki. Anne.
Anne, bak sana kimleri getirdim. Sensin öyle mi? Sensin. Evet. Benim. Ben. Öyleyse bu da Leyla. Leyla değil mi? Evet anneciğim benim. Leyla annem. Ay canım anne. Yavrum. Kızım. Yavrum benim. Geçti artık. Hepsi geçti. Bütün acıları geride bıraktık. Evimiz gene aynı. Ama şimdi daha aydınlık. Daha mutlu olacağız. Bağrını